YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Vedat Delik, yanımdaki konuğum Müge Miler. Psikolojik danışman. Evet. Ne demek? Psikologdan farkın nedir? Aynı şey, sadece danışmanlık verdiğimizi vurguluyoruz. Vurguluyorsun. Evet. Psikolojik danışman. Evet. Ne gibi konulara? Her konuda. Mesela sevgilimden ayrıldım, depresyondayım. Evet. Veya başka? İnsanı ve ruhu ilgilendiren, kişisel gelişiminizi ve kendinizi bulmanızı destekleyen her konuda danışmanlık verebiliyorum. Bu arada bu harika kitabında yazarı sevgili Müge Gaybi Yolculuk. Tüm evet. Kitapçılardan elde edebilirsiniz. Uzun zamandır kendimi parçaladığım bir konu üzerine bu videodayız. Konu başlığımız sosyal medya paylaşımları. Sana söz vermeden önce, sorulardan önce bu konuda çok dertliyim. Çünkü en son bu Emine Bulut olayında artık iş çığırından çıktı ve ne kadar kötü insan olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Alkış. Köpek öldürülür, kafası kesik halde yayınlarlar. Kadın öldürülür, yayınlarlar. Onu yaparlar, yayınlarlar. Nasıl insansınız siz? Ne hale geldik biz? Sosyal medyanın karma yarattığının, sosyal medyanın insanların günaha soktuğunun farkında mısınız? Değilsiniz. Bence bu videodan sonra farkına varacaksınız. Gerçekten bir de çok dertliyim. Ve bir uzman kişiyle bu konuşmayı yapmak ve bu videoyu çekmek istedim. Çünkü koca koca insanlara bunu öğretmek istedim. Ki hani öğretmek de ne haddimize ama öğrenin ve bu videoyu lütfen paylaşın. Hadi gelin hep beraber tarot öğrenelim. Sihirli kartların sihirli dünyasını 4 ayda çözmek için bu eğitime hazırsanız hep beraber tarot öğreniyoruz. Doğum gününüzü, gün, ay, yıl, doğum saatinizi ve doğum yerinizi info@astrologvedatdelek.com adresine mail atın. Eğer bu eğitim için uygunsanız size hemen geri döneceğiz. Hadi hep beraber tarot öğrenelim. Sosyal medya paylaşımlarımız ne kadar özen göstermeliyiz ve ne yapmalıyız? Vedat'cığım, her gün sosyal medyada bir sürü canlının uğradığı şiddet ve eziyet haberleriyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Bunların günler süren basın takibi ve basında tüm kaynaklarda da yayılması bir duyuru çığırtkanlığı. Ve olur olmadık her kanalda defalarca aktarımın o canlıya veyahut da ondan sonraki kurbana ne faydası olabilir ki? Aileye. Şimdi o Emine Bulut'un kızı ömür boyu o travmayı atlatabilse bile, çünkü çocuk hani bir şekilde yaraları sarılacak. Ama o video, o Google her denen arşivde esasında ömür boyu unutmamasına neden oluyoruz, biliyor musun? Ben her zaman şunu söylüyorum danışanlarıma. Dinledikleriniz ve seyrettikleriniz sizsiniz. Ve kader kodunuzu yazıyorsunuz. Kader kodumuzu yazıyoruz. Evet. Ne demek bu? Şöyle ki bizler başkalarının acılarına odaklandığımız zaman kendi üzerimize enerjisel olarak mıknatıs gibi bunu çekiyor. Hollanda, ben geliyorum. 25 Eylül, 5 Ekim arasında Hollanda'da olacağım. Yüz yüze görüşüp tarot danışmanlığı ve astrolojik danışmanlığı almak için info@astrologvedatdelek.com mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hollanda, ben geliyorum. Hadi hep beraber astroloji ve tarot dolu günler, saatler, zaman geçirelim. Hadi hep beraber. Ben gece o videoyu gördüm. Tamam mı? Saat böyle 12-1 gibi yayınmaya başladı. Ben olayı çaktım, ben hemen Fransız olaya. Ben de hiç seyretmedim. Sabahleyin kalktım. Ortalık yer yerinden oynuyor. Ve hakikaten sağlam bir şey dedim ki, yani ne izliyorsunuz? Birçok arkadaşım şu an psikoloji danışmanlık alıyor. Evet. Çünkü o görüntüler çok ağır görüntüler ve bununla ilgili Müge
Kendi internet sayfamdan yayın yaptım ve insanları şerefsiz dedim. Bunu çekenlere, bunu yayanlara şerefsiz dedim. Gerçekten buradan da tekrar ediyorum, şerefsizsiniz. Bu toplumsal bir çığırtkanlık. Hanımefendinin biri bana dedi ki, sensin o dedi. Sen dedi bu insanlara bunu söyleyemezsin dedi. Hangi kafayla bunu söylüyorsun bana sen? Sen de şerefsizsin dedi. Şimdi ahlak denen şey iki bacak arasında olmayan bir şey. Ahlak denen şey toplumsal kurallara, vicdanen, aklen, psikolojik olarak her etkene saygı duymaktır. Sen insanların psikolojisini bozacak hiçbir eylemde bulunamazsın. Bir arada köpeklerle ilgili videolar vardı. Niye yayınlıyorsunuz dediğimde insanlara farkındalık yaratıyorlarmış. Ya senin listende yeğenin, çoluğun, çocuğun yok mu? Evet. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani gerçekten Müge burada insanlara öyle mesajlar vermeliyiz ki uyandırmalıyız. Evet. Nedir? Yani bunun peki psikolojik temeli nedir? Bu vahşete vahşetle karşılık vermemizin temeli ne? Şimdi biz öncelikle kültür olarak zaten kendimizin dışındaki hayatlara, acılara son derece abartıyla bakıyor ve de çok meraklıyız. 29 derece ülkemizin ay burcu ikizler. Merak bizim genetik kodlarımızda var. Evet, kültürümüzde ve genetik kodlarımızda var. Dolayısıyla karşılaştığımız ve odaklandığımız her konu zaten illaki bizdeki mevcut olanın yansımasıdır. Bundan aşinayız, bundan sempati duyuyoruz. Ben şimdi burada şunu vurgulamak istiyorum. Empati ile sempati birbirine karışıyor. Ne demek? Empati, bir kişinin yaşadığı olaya karşı duygularını anlamaktır. Onun yerine geçip o duyguyu yaşamak, o acıyı hissetmek değildir. Eğer o kişinin duygusunun, acısının yerine geçiyorsan bu sempatidir. Doğru olan empatide kalmaktır. Aradaki mesafeyi koruyarak karşındakini, yaşadığını, hissettiğini, hatta o acının, travmanın kendisini bile anlayabilmek ve anladığını doğru yönetecek şekilde çözüm üretebilme safhasına geçebilmektir. Sempati ise kişinin birebir özdeşim kurup onun acısını kendinde hissetmektir. Bir şeye ne kadar çok odaklanırsan, minnet edersen, hayatına onu çekersin, çektiğin gibi katlayarak arttırır ve yayarsın. Kendinden bile biç, dinlediğin müzikler, seyrettiğin televizyon programları, izlediğin filmler, tercih ettiğin film tarzları dahi senin kader kodunu ve kaderini oluşturur. Ama televizyonlar çok kirli. Maalesef seçici olmak gerekiyor. Bunu zaten biz uzmanlar sürekli vurguluyoruz. Bu konuda ben Müge Anlı'yı severim. Çok da şeker bir kadındır, tanışırım da. Sert bulurum programını. Çünkü ben hani o kadar kadın çok kriminal program yaptığı için orada cesetler, ölülerden konuşmak durumunda bana ağır gelen bir program. Yani ben izleyemiyorum ama yaptığı programa çok saygı duyuyorum. Niye? Çünkü sosyal bir amacı var. Onu bir kenara koyuyorum. Evet. Ya yemek programında bile kavga ediyoruz. Yemek nedir? Sofra nedir? Bir araya geldiğiniz ve neşe içinde, şevkle, zevkle yediğin biz o sofrada dahi kavga ediyoruz. İzlemeyin abi ya. Size dayattıkları şeyi izlemeyin. Size mutluluk veren, sizin mutluluk hormonlarınızı çalıştıran şeylerde var olun. Zaten günlük hayatta çabalamak, elde etmek, işte var olmak bizi bir takım hormonlarımızı çalıştırmıyor. Tamam mı? Sen
İzlediğin şeylerle en azından seni mutlu eden şeyleri seç. Konuş bakayım, sen neler diyorsun bu konuda? Çok dertliyim. Evet, sabaha ben kadar de konuşurum. Dertliyim. Anlat. Şimdi bunu arzulayan ve bununla beslenen o kadar çok insan var ki tabii ki bu programlar da o kişilere yönelik yapılıyor. İzlemeyen izlemiyor. Sen izlemiyorsun. Ben izlemiyorum. Eskiden izliyordum. Çünkü farkındalığın gelişti. Artık kendin dengedesin ve kendi içsel kaosunu zaten bitirmiş, sonlandırmış ve başka bir boyuta taşımış bir kimliksin. Şimdi bir kişinin içinde ne kadar kaos varsa bu çevresine de yayılıyor. Kapta ne varsa dışına o taşar. Dolayısıyla kaotik insan kaotik ortamın içinde yer alır. Hatta kaos yaratır ve kaotik şeylerle de beslenmeye ihtiyacı vardır. Yani benim az önce bahsettiğim gibi empati ve sempati farkında. Hastalıkları tetikliyor bir kere vücudumuzda. Çünkü organlar rahatsız. Tabii ki, çünkü aslında biyolojik hastalık diye bir şey yok. Hepsi duygularımızın eseos çağrısıdır. Bunun bir yerden bir şekil alması ve yüzeye gelir hale olması gerekiyor. Bu da hastalık adını verdiğimiz bir durum yaratıyor bizde. Her organın dahi sembolize ettiği yaşamda bir parça var. Ve izlediklerinizle birlikte o organlarınızı evet tetikliyorsunuz. Hazmedemediğiniz her şey midenize vurur. Kendinizi değersiz hissettiğiniz an başınıza vurur. Başka? Aha, bu da ayrı bir konu. Evet, ben hemen ama bak ben başka. Bu çok ciddi ve bu çok ayrı bir konu. Tabii ki eğer hayatta yol almaktan, karar vermekten, esnemekten ve farklı bir bakış açısından çekiniyor ve tutulma yaşıyorsan eklem diz ağrıları başlar, kireçlenmeler başlar, boyun ağrıları başlar. Çünkü esnemiyorsun, yeni bir bakış açısı geliştirmiyorsun. Bu ayrı bir videonun tamam, konusu. Tamam, bunu bir dahakine söz mü? Söz tamam. Tabii ki. Çünkü en sevdiğim konu. Tamam. Şimdi gerçekten bu video benim için çok önemli. Bu videoyu paylaşın. Bu videonun altında yorum yapın. Bu video ile insanların farkındalığını lütfen başka bir yere taşıyalım. Biliyorum ki bu video diğer videolardan daha az izlenecek. Ama hiç önemli değil. Bir gün bu video hak ettiği değeri bulacak ve bu video bir gün söylediklerimizin ne kadar haklı olduğumuzu gösterecek. Son böyle neler söylemek istersin, nelere dikkat edelim, ne şimdi yapalım? Şimdi vurgulamak istediğim şu var. Zaten bu travmaları, bu acıları, bu talihsiz anları yaşayan, hatta yaşatan ve yaşayan insanın yakınları zaten karanlık bir kuyunun içerisinde. Sadece kurban değil, kurbana o eziyeti yapan kişi de yardıma muhtaç. Ona da eğilmemiz gerekiyor. Ama bu kuyuya inip onu sırtlanıp yukarı çıkmakla olmaz. İşte bu sempatidir. Önemli olan bizim kuyunun başından onlara çıkabilecekleri ipi sarkıtmamız. İşte sosyal medyayı, kanalları gönlüm arzu eder ki her şey olup bittikten sonra, bu toplumsal çığırtkanlık diyorum ya, o süreçte değil, bunlar hiç gerçekleşmeden önce çözüm odaklı, ne yapabilirizin üzerine kitlesel uyanışları, kitlesel bilgi paylaşımlarını, aktarımları, birliktelikleri, gruplar oluşturmak. Devam et. Ben. Çünkü neye minnet ederseniz onu arttırırsınız. Bizim şu anda sevgiye, güzelliklere, birlikteliğe çok ihtiyacımız var ve buna odaklanmamız öyle gerekiyor. Öyle günler geliyor. Ama acıların üstüne birlik olmak değil. Acılar hiç olmadan evvel birbirimizi sevelim, bir olalım, sosyal medyayı bunun için kullanalım. Ne bileyim yani spor yapalım. Sosyal projeler oluşturalım. Ya artık insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakmıyor. Kendi yalnızlıklarından, kendi sessizliklerinden, içsel dinginliklerinden korkar haldeler.
sürekli bir sosyal medyada kibir, ego ve kendini pazarlama dünyası içerisinde sanal bir hayat yaşıyorlar. Farkında mısın? Artık hiç sokaklarda çocuk sesi duymuyoruz. Yok. Parklar bomboş. Ama aşkım zaten. Aa, çocukların hepsi çok uslu. Ne kadar güzel. Geri zekalı oldu hepsi elinde telefonla. Ne kadar güzel. Evet, aileler bundan gurur duyuyor. Çocuğun eline bir teknolojik oyuncak verip saatlerce orada atıl bir şekilde o çocuk hiçbir uzvunu harekete geçirmeden saatlerce orada ekranın karşısında takılı kalıyor. 5 yaşındaki çocuğun eline telefon ve çok korkutucu. iPad veriyoruz ki uçağa binerken telefonları niye kapatıyorlar? Uçağı düşürebilecek bir hep telefonundaki güçten dolayı biz 5 yaşındaki çocuğa veriyoruz. Şimdi eğer biz doğru biyolojik saatimizde içimizdeki enerji birikimini, sonuçta kalp kan pompalıyor. Bir enerji var. Yediklerimizle, gıdalarla zaten alıyoruz. O saat hangi saat? Peki. Bu saat sabah 7.30'la 10.30 arası, bir de akşam üzeri saat 6'yla 8 arası. Ne yapmamız lazım? Özellikle çocuklarımızın. Çok önemli. İçlerindeki potansiyel birikmiş enerjiyi dışarıya atmaları için oyun oynamaları, grup oyunları, açık hava oyunları ve de sporlara yönlendirilmesi gereken zamanlar. Bu da ayrı bir video hangi konusu. Hangi saatlerde? Akşamüstü 6 ile 8 arası lütfen çocuklarınızı masa başında ders yapmaya zorlamayın. Çünkü vücudun biyolojik saat diliminde en randımanlı çalıştığı, en enerjik olduğu saattir. O saatte çocuklara bu eziyeti yapmayın. İzin verin, arkadaşlarıyla oynasınlar. Yalnız bilgisayar veyahut da Game Boy'ların başında saatlerce stabil halde değil. Topraklanarak doğanın içinde grup oyunlarıyla içerideki o enerjinin çıkması gerekiyor. İşte enerjinin baskılanması, betonların ve karanlık gri kasvet ortamın içerisinde saatlerce sabit o radyasyona maruz kalan insanlar bir süre sonra ne yazık ki işte içlerindeki o sapkın duygular, korkular, ezber kalıplar şekil değiştirerek çevredeki diğer canlılara zarar verir hale gelebiliyor. Çünkü o enerjinin bir yerde bir şekilde çıkması gerekiyor. Boşalamadıkları için de zaten başka şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Kız bu video önemli dedim size bak. Çok önemli bilgiler verdi. Biraz daldan dala da yayıldık önemli ama. Önemli değil. Bilgi bilgidir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi ki geldin. Teşekkür sefalar ederim. Getirdin. Teşekkür ederim. Bu muhteşem kadının muhteşem kitabı. Tüm kitapçılarda ismi neydi kitabın? Gaybiye Yolculuk. Muhteşem. Tüm Diyanar, tüm kitap satan internet sitelerinden mevcut. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Getirdin. İyi ki çağırdın. Bu kadar özel ve yine hassas gel. Bir konuda birkaç kelime etmiş olmak benim için büyük bir onur. Bu arada benim YouTube kanalımda şahane videoların yayınlanacak. Evet. Takip alıyorsunuz. Facebook ve Instagram Müge Miller. Videoyu paylaşıyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Öpüyorum sizi. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.